Size verebileceğim en iyi tavsiye sondan başa doğru çalışmanız. Sonunda nereye varacağınızı bilin ve başa doğru çalışarak yapıyı nasıl kurmanız gerektiğine karar verin. Farklı fikirlere açık olmanız çok önemli. Muhteşem hikayeler arıyorsanız kitaplar harika bir hazinedir. Hikaye anlatmanın temeli okumaktan geçer. Yeni bir hikaye mi arıyorsunuz? Hemen bir kitap açıp okuyun yapıya incelemelisiniz. Fikir edinmek için ve bu işin nasıl yapıldığını anlamak için değişik değişik filmler seyredin. Fakat sonrasında yeni şeyler keşfetmek size kalmış. Tüm zamanların en iyi film yapımcılarını düşününce mesela benim aklıma Stanley Kubrick geliyor. Kubrick'in filmlerinin ideolojik yapıları gerçekten çok iyidir ama bazı filmleri kimi zaman karşıt anlatı olarak nitelendirilir. Ortada tam olarak bir hikaye yoktur. Hikayeyi anlatmak yerine A noktasından B noktasına ulaşmak için bir araç olarak kullanılır. Odağında hikaye değil, onun için daha önemli olan bazı ideolojik duygular vardır. Bu da olabilir. Sizin için neyin çok önemli olduğu hakkında düşünmelisiniz. Bu konuda size hemen kendimden küçük bir hikaye anlatayım. Ben çok geç yaşta baba oldum. 2 tane küçük kızım var. İyi bir baba olmam gerektiğini ve bunun için acele etmek zorunda olduğumu fark ettim çünkü çok fazla vaktim yok. Sürekli bu konuyu düşünüp duruyorum. Evde bir hikaye üzerinde düşünürken bunun eğlenceli bilim kurgu türünde bir şey olmasını umuyorum ama sonra bu hikayenin çocuklarını iyi bir şekilde ama acele içinde büyütmeye çabalayan ebeveynler hakkında olduğunu fark ediyorum. Y yaptığım işler arasında en başarılı olanlar, en çok ilgilendiğim ve en sevdiğim şeylerdi. Bunlar aynı zamanda zamanımı harcamayı isteyeceğim ve iş gibi düşünmediğim şeyler oluyor. Ayrıca bunlara ulaşmak için kendimi zorladığımdan bu işler bana bir şeyler de katıyor diyebilirim. Hemen işe koyun ve elinizden gelenin en iyisini yapın. İşi yapın, bir şey ortaya çıkarın ve bitirin. Sonra da aynı şeyi bir daha yapın. Eğer başarısız olursanız bunu kabul etmesi zordur. Ama işe sıfırdan, en başından tekrar başlayıp her şeyi yeniden yapmayı göze alabilmelisiniz. Yaptıklarınızdan öğrendiğiniz için her seferinde daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Ama dediğim gibi her şeyi yıkıp yeniden başlamanız gereken zamanlar olabilir. Başarılı olmayı başarısız ola ola öğreneceksiniz. Gelişme aşamasında duygu döngüsünü gözümüzün önünde bulundururuz. Duvarlardaki beyaz tahtaları rengarenk kağıtlarla doldurur, karşısına geçer ve çizdiğimiz eğrilerde farklı noktaları işaretleyerek bu duygu döngüsünden geçen karaktere neler olacağını düşünmeye çalışırız. Hayatınızı yaşamayı unutmayın. Tadını çıkartın. Keşfedin. Deneyin, yeni insanlarla tanışın. Ne isterseniz onu yapın. Dünya fikirlerle dolu apaçık bir yer ve hikayeniz de işte oradan geliyor.